Evet, hepinize merhabalar. Hoş geldiniz. Bu hafta bir farklılık yapalım dedik ve hafta içinde sizlere birer anket uyguladık. Acaba hangi yatırım fonlarını istersiniz? Hangilerinle ilgili bilgiler sizin daha çok ilginizi çeker diye düşündük. Ve bu aşamada da iki tane yatırım fonunu ön plana çıkarmıştık kendimiz açısından. Biri gümüş fonları, bir de tarımsal fonlar, tarım fonları. Dolayısıyla aslında benim tahminim, bilmiyorum Serra Hoca bana katılır mı ama gümüş fonlarının çıkabileceği yönündeydi. Ciddi bir şekilde tarım fonlarına bir talep geldi. Bu da aslında bir yandan sevindirici. Hem de tarımsal emtialar ve onların fiyatlarına yönelik çok ciddi hareketlerin olduğu bir dönemde bizi de bu konuda önemli bir bilgilendirecek sürece girdiğimizi düşünüyorum. Bütün bu sözleri söyledikten sonra öncelikle Serra Hoca'ya bir hoş geldiniz hocam diyeyim. İkimiz de bugün farklı yerlerdeyiz. Ben fakültede kendi odamdayım. Serra Hoca da nerede olduğunu hem bize merhaba desin hem de söylesin. Merhabalar hocam. Ben de İTÜ Teknokent'teyim. Arı Teknokent'te ofisimizdeyim. Bir kayıt stüdyosundayım şu anda. Ben de izleyicilerimize hoş geldiniz diyorum. Tarım tabii çok önemli. Özellikle de son zamanlarda bu Rusya-Ukrayna Savaşı'nın da etkisiyle bizi özellikle etkileyecek, etkilenecek en başta gelen ülkelerden biri oluyoruz. Biz Türkiye olarak 5. sıradayız maalesef Ukrayna Savaşı nedeniyle de. Ama bir yandan da tabii işin finansal kısmı var ve tarım emtialarının son yıllarda çok kazandırdığını da biliyoruz. Bu nedenle de dünyada bu konuda birçok fon kuruldu, ETF'ler kuruldu. Türkiye'de de kurulmaya başlandı. Biz burada size Türk sermaye piyasalarında yer alan tarım fonlarından bahsedeceğiz. Tarım yatırım fonlarından, girişim sermayesi fonlarından ve serbest fonlarından bahsedeceğiz. Ama öncesinde endeksler var, değil mi hocam? Endekslerden bahsediyoruz. Evet. Evet, şöyle hocam tarım üzerine yazılı endeksleri aslında iki gruba ayırabiliriz. Bir grupta sadece içerisine emtiaları koyan endeksler var. Yani emtia üzerine yazılmış kontratları içlerine alan ve bunları fiyatlayan endeksler var. Bir de tarım üzerine çalışan, faaliyet konusu tarım olan şirketleri içerisinde barındıran endeksler var. Burada ekranda görüyorsunuz ilk sıradaki Bloomberg Agricultural Subindex. Bu tarım emtiaları kontratlarını fiyatlıyor ve içerisinde bulunduruyor. Onun dışındaki Index Global Agriculture Index dediğimiz tarım konusunda faaliyet gösteren şirketleri bünyesinde barındırıyor. İşte kimyasal gübre, tohum, sulama ekipmanları, çiftlik makineleri gibi şirketleri barındırıyor. Gene buna benzer bir endeks daha Nasdaq'ın Global Ex Australia Agriculture Companies Index'i. Bu da gene tarım konusunda faaliyet gösteren şirketleri bünyesinde tutuyor. Bizim tarafımızda da Borsa İstanbul'da da BIST Gıda ve İçecek Getiri Endeksi var. Burada da gene tarım konusunda faaliyet gösteren şirketler yer almakta. Şimdi Evet, ben yani bunlar bunların için... getirileri tabii getirileri nasıl olmuş? Özellikle belki onlara bakmakta da fayda var. Bloomberg'in bu endeksinde aslında siz de açtınız hocam burada çok ciddi bir yukarı yönlü hareketlenmenin olduğu bir dönemi yaşıyoruz. Bu dünyada emtia fiyatlarının zaten ben de ve siz de bahsediyorsunuz birçok kere birçok mecrada en önemli buradaki göstergeler tabii FAO'nun rakamları. Geçtiğimiz yıllarda bunlar yatay ya da yataydan biraz daha aşağıda seyrederken özellikle 2020 yılından bu yana oldukça sert bir şekilde küresel ölçekte de gıda ve gıda ürünlerine yönelik bir talep ve bununla beraber de arzda da sıkıntıların olmasıyla ciddi bir artış olduğunu görüyoruz aslında değil mi? Yani bunu da endeks bize gösteriyor herhalde. Evet, ben özellikle bu tarım emtiasına yatırım yapan endeksi koymak istedim. Bloomberg'un endeksine gerçek tarım değerlerini gösteriyor çünkü. Yani getirilerde dolar bazında yan tarafta yer alıyor. Yani 3 yıllık getiri dolar bazında %84, 1 yıllık %46. Gerçekten çok ciddi getiriler bunlar. Özellikle 16 Mart'tan sonra çok hızlı yükseldiğini görüyoruz endeksin. Bu anlamda hani yatırımcısının buralara yatırım yapan yatırımcının yüzünü güldürmüş bir endeks Evet, bu diyebiliriz. dolar bazında bir kere daha hatırlatmakta fayda var. Yani dolar bazında düşündüğünüzde bunlar çok çok ciddi rakamlar olarak karşımıza çıkıyor, özellikle getiri anlamında. Şimdi gelelim bize yatırım fonları, tarım yatırım fonları neler?
Evet, biz de şöyle hem nitelikli yatırımcılar için çıkartılmış yani varlığı 1 milyon ve üzeri için çıkartılmış tarım fonları var. Hem de daha küçük meblağlarla da alınabilecek TEFAS üzerinden işlem yapan tarım yatırım fonları var. Bu ekranda gördüğünüz ikinci söylediğim tarım yatırım fonları. İki tane fonumuz var burada. İlkini Garanti Portföy çıkarmıştı. Tarım ve Gıda Sektörü Değişken Fon. 27 Eylül tarihinde kurulmuş. Yani neredeyse 6 aylık bir fon, oldukça genç. İkincisine de Ata Portföy çıkarmıştı. Tarım ve Gıda Değişken Fon, YLC kodlu fon. O da 10 Şubat tarihinde kuruldu. Hatta biz bu fonla ilgili Mehmet Bey'le de bir fon sohbetleri programı yapmıştık. Fonu tanıtmıştı. İzleyicilerimiz Hemen onu da izleyebilir. araya gireyim hocam. Tabii. Bunun bu fonun özellikle Ata Portföy Tarım ve Gıda Değişken Fonu'na ilişkin sevgili Yücel Feray'ın geçen hafta çok güzel bir videosu vardı. Tamamen bu fonu anlatan, buna ilişkin detaylı bilgiyi de aslında onun videosundan da izleyicilerimiz belki daha detaylı görüp öğrenebilirler. Evet, aynı zamanda da fonun yöneticisi Mehmet Gerz'le yaptığımız tarihini şu anda hatırlayamadım ama gene bizim videolarımız içindeki videodan da Orada da portföy var. yöneticisini dinleyebilirler fonla ilgili. Şimdi ben kısaca bu iki fondan bahsetmek isterim. Garanti Portföy'ün GZL kodlu bu ilk kurulan fon daha ziyade tarım emtialarından daha çok şirketlere yatırım yapan bir fon. Takip ettiği endeks az evvel göstermiştim. %40 oranında Endeks Global Agriculture Net Total Return Endeksi yani şirketlerin daha çok yer aldığı tarım şirketlerinin bir endeks. %25 oranında S&P'nin Food and Beverage şirketler endeksi var. Bir de tabii Türkiye deki gıda endeksinde gene karşılaştırma ölçütü olarak koymuş garanti portföy. Burada Türk lirası olarak alıyorsunuz. Bu fonu risk değeri en yüksek skalada 7. Satış valörünüz 3 gün yani fona satış emri verdikten sonra 3 gün sonra para hesabınıza geçiyor. Yıllık yönetim ücreti %2. Şu anda 10.854 yatırımcısı var. Portföy büyüklüğü de 411 milyonu bulmuş. Fonun içeriğine baktığımız zaman 23 Mart itibariyle %63'ü yabancı hisse senedi, %16'sı yer %13'ü ters repo ve %6'sı da vadeli işlem nakit teminatlarından oluşuyor. Biz bu fonun daha detaylı analizini bu haftaki iyi gelir haftalık fon bülteninde yaptık. Eğer izleyicilerimiz fonla ilgili detaylı bilgi isterlerse bültenimize abone olabilirler veya web sitemizden de okuyabilirler. Evet, iyi gelir. Tabii biz bu bütün programları iyi gelir desteğiyle yapıyoruz. Ama iyi gelire üye olmak ücretsiz. Onu da hemen belirtelim. Fonlarla ilgili o haftalık bültende size abone olduktan sonra ücretsiz olarak size geliyor. Dolayısıyla buraya da girip detaylı olarak bunun analizini görebilirler diye hatırlatalım hocam. Evet. İkinci fonumuz da YLC kodlu çok daha yeni Ata Portföy'ün fonu. Bu fonda yine tarım ve gıda kaynaklarına yatırım yapıyor. Karşılaştırma ölçütü de yine en başta gösterdiğim %65 Nasdaq Avustralya Agriculture Endeksi ve %35'i de BIST Gıda ve İçecek Getiri Endeksinden oluşuyor. Bu fonumuzda gene TL bazlı bir fon, risk değeri 6, satış valörü gene 3 gün çünkü içerisinde yabancı hisse senetleri bulunduruyor. Yönetim ücreti %1,75. Şu anda 2216 yatırımcısı var ve portföy büyüklüğü de 55 milyon lira olmuş yaklaşık bir aylık süre zarfında. Fonun içeriğinde %54 yabancı hisse senedi var, %22'si yerli hisseden oluşuyor, %17'si yatırım fonu ve %6'sı da gene BIOP işlemleri diyebiliriz Ata Portföy için. Evet, yani bu portföy çok yeni olan bir portföy olmasına rağmen benim görebildiğim kadarıyla kısa sürede çok ciddi bir portföy büyüklüğüne ulaşmış durumdalar. Yatırımcı sayısı da her geçen gün artıyor gibi gözüküyor. Aslında oldukça da önemli. Yani bu tür fonların Türkiye'de olması gerçi sayı olarak azlar ama önümüzdeki dönemlerde tarımsal emtialarda gelebilecek olan özellikle tarımsal emtia üzerinden gelecek enflasyon baskısını düşünürsek bu sektörde faaliyet gösteren şirketlerin ciddi bir gelir artışı olma ihtimalinin de olduğunu düşünüyorum ben kendi adıma. O nedenle aslında değerlendirilebilecek olan fonlar gibi duruyor şu anda. Evet, ben bir de Türk lirası bazı getirilerini koydum hocam. Her ne kadar çok yeni fonlar olsalar da yine de bakalım dedim. GZL Garanti Portföy'ün fonu bir ayda %15,2 kazandırmış. 3 aylık getirisi %27,7. 6 ay, bu 6 ay 2 gün eksik onu söyleyelim. 27 Eylül kuruluşu çünkü fonun. 2 günü dolduracak, 2 gün sonra 6 ayı dolduracak. %61'lik bir getirisi var ve yılbaşından beri %17'lik getirisi var. Ata Portföy'ün fonun ise sadece 1 aylık getirisi var. O da %11 yaklaşık. Evet, oldukça yüksek getiriler sayılabilir aylık bazda bakıldığında.
Evet. Peki başka nelerimiz var hocam? Yani tarım girişim sermayeleri, yatırım fonlarımız da var gözüküyor. Açtınız zaten. Evet. Evet, iki tane daha fonumuz var burada. Bu iki fonumuz nitelikli yatırımcıların satın alabileceği fonlar. Girişim sermayesi fonları o şekilde çıkartılıyor. Bir tanesi Oyak Portföy'e ait tarım ve gıda odaklı GSYF. Kuruluşu 24 Ocak 2022, çok çok yeni. Ve İstanbul Portföy'ün biraz daha eski bir fonu var. 2 sene önce kurmuşlar, 21 Ekim'de. O da Tarım, Hayvancılık ve Teknolojileri Girişim Sermayesi Yatırım Fonu. Bu iki fonumuz var. Bir Hocam de buyurun. nitelikli yatırımcıdan kastettiğimizin ne olduğunu da söyleyelim. Bilmeyenler olabilir. Onu da bir açalım isterseniz. Varlığı finansal piyasalarda, sermaye piyasalarındaki varlığı 1 milyon ve üzerinde olan yatırımcılara nitelikli yatırımcı diyoruz. Bu şekilde yatırımcı olmak isteyenlerin banka şubelerine başvurarak nitelikli yatırımcı beyanı vermeleri gerekiyor. Merkezi kayıt kuruluşu kendilerini nitelikli yatırımcı olarak tanımladıktan sonra serbest fonları, girişim sermayesi fonlarını ve gayrimenkul yatırım fonlarını da satın alabiliyorlar. Son fonumuz da hocam bir serbest fon. Bu da nitelikli yatırımcılar için çıkartılmış bir fon. İş Portföy'ün Tarım Serbest Fonu. 7 Haziran 2021'de kurulmuş. Henüz 1 yıl olmadı IJT. Bu fonumuz TEFAS'tan da alınıp satılabiliyor. Nitelikli yatırımcılar gene kendi bankalar üzerinden de bu fonu alıp satabiliyorlar. Biz İş Portföy ile birlikte bu fonu tanıtıcı bir video çekiyoruz. Bunu da gene önümüzdeki günlerde İyigelir'in kanallarından, YouTube kanalından izleyebilirler izleyicilerimiz. Evet, yani biz burada daha çok getirileri özellikle diğer yatırım fonları üzerinden vermeyi tercih ettik. Hem çok yeni oldukları için belki bu süreci de bize daha net gösterebilirler. Bir de genele baktığımızda tabii nitelikli yatırımcı olmak herkesin çok harcı olmayabiliyor. Genel itibariyle baktığımızda diğer nitelikli yatırımcı dışındaki kalanların da gidebilecekleri alanların hangi fonlar üzerinde olduğunu da ya da olabileceğini gösterip onların da olası getiri potansiyellerini göstermek açısından verdik. Ama bunlar dediğimiz gibi sizin çekeceğiniz videolarda çok daha detaylı olarak incelenecektir. Bu haftanın teması buydu. Çok teşekkürler hocam. Önümüzdeki hafta gene bizi izleyenlerle beraber böyle anketlerimizi düzenleyerek o anketler üzerinden o haftanın hangi temasını ön plana çıkarmayı tercih ediyorlarsa onların tercihleri üzerinden gideceğimiz bir çekim yapacağız. Videolarımız o minvalde gelişecek. Ben herkese güzel bir hafta sonu diliyorum. Güzel geçsin, bol kazançlı ve bereketli kazançlı haftaları olsun diye temennide bulunuyorum. Evet, ben de aynı şekilde izleyicilerimizin hafta sonunun güzel geçirmelerini ve bol kazançlar elde etmelerini diliyorum. Çok teşekkür ederim hocam. Görüşmek üzere hocam, hoşça kalın. Hoşça kalın, sağ olun.